Arkadaşlar merhaba. Lafı yine fazla uzatmadan sitemizin tanıtımını kısaca anlatacağım. Benden özellikle Premiere Pro ve After Effects için hazır fotoğraf sıra şablonlarını nereden buluruz, nereden indiririz diye soran arkadaşlarımız olmuştu. Hem bu sitemizde arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve birçok işinize yarayacak hazır efektler de mevcut. Sitemizin adı trendslogo.com. Şimdi bu sitede After Effects, Premiere Pro, Final Cut Pro, Sony Vegas, DaVinci kullanıcıları için profesyonelce hazırlanmış birçok yazı efektleri ve şablonlar mevcut. Üstelik siteye üye olmanıza ve mail bilgilerinizi girmenize de gerek yok. Sitenin ana sayfasında gördüğünüz gibi indirmek istediğiniz efektlerin ve şablonların bazılarına buradan ulaşabilirsiniz. After Effects'e geldiğimizde logo, outro, yazı efektleri, slaytlar, geçiş efektleri, elementler ve bazı eklentileri ulaşıp indirebilirsiniz. Aynı şekilde Premiere Pro, Final Cut ve diğerleri için de geçerli. Siz neye ihtiyacınız varsa, hangisini kullanıyorsanız istediğinizi girip indirebilirsiniz. Örneğin After Effects'te geçiş efektlerine girdiğimizde işinize yarayacak ihtiyacınıza göre girip indirebilirsiniz. Örneğin burada 100 tane geçiş efekti varmış. Şöyle aşağılara doğru indiğimizde geçiş efektlerimizin nasıl olduğunu gösteren görseller de mevcut. Biraz daha aşağılara doğru indiğimizde indirme butonumuz burası sevgili dostlar. İndir dediğimizde bu pakette 100 tane geçiş efektimizi bilgisayarınıza zip olarak inmiş olacak. Daha sonra klasöre çıkartacaksınız sevgili dostlar. Geri geldiğimizde şöyle Premiere Pro'ya bakalım. Hazır sıra şablonları, geçişler, yazı efektleri ve elementler de mevcut. Slide'lara geldiğimizde şöyle aşağılara doğru indiğimizde 4 sayfa olarak karşımıza gelmekte. Slide'larımızın çeşitlerine gelecek olursak gördüğünüz gibi düğün, yılbaşı, ofis, iş, spor. Biraz daha aşağılara indiğimizde birçok profesyonelce hazırlanmış slaytları görebilirsiniz. Şöyle ikinci sayfaya bakalım. İkinci sayfamızda da gördüğünüz gibi birçok slaytlar mevcut. Burada herhangi birini açtığımız zaman kullanmak istediğiniz şablonlarımızın bitmiş halini görebilirsiniz. Şöyle bir oynattığımızda bu şekilde profesyonel bir şablon indirip siz de kullanabilirsiniz. Bu hazır sıra şablonlarını kullanmasını bilmeyen arkadaşlarımız için birazdan Premiere Pro'da bir iki tane uygulamalı örnek olarak anlatacağım size. Özellikle bu şablonları benden isteyenler için bu videonun devamını mutlaka izleyin. Siteyi çok fazla detaylı bir şekilde anlatmama gerek yok. Zamanınızı da fazla almayayım. Burada sadece bilmeniz gereken hangi yazılımı kullanıyorsanız neye ihtiyacınız varsa ona gelip indirmek istediğiniz şablonun üzerine tıklayıp aşağılara doğru indiğinizde indirme butonuna gelmeniz. Unutmayın bu tarz sitelerde indirme butonu efektlerin içerisinde en alt tarafta sevgili dostlar. Bu yazılımları kullanan arkadaşlarımız arşivlerinin kuvvetli olmasını istiyorsa bu sitede mutlaka ücretsiz olarak bu arşivleri, bu şablonları mutlaka indirmenizde fayda var. Şimdi Premiere Pro'ya geçelim. Hazır sıra şablonlarının nasıl yapıldığına bir göz atalım. Zip olarak indirdiğiniz herhangi bir şablonu klasörünüzü ayırdıktan sonra hazır proje dosyasını açmanız yeterli ve herhangi bir çalışma alanında çalışabilirsiniz. İlk olarak timeline'ımızda çıktı alacağımız alanımızı görürsünüz. Projelere geldiğimizde fotoğraf klasörü, şablonlarımızın içerisinde bulunan yazı klasörü, efektlerimizin klasörlerine ulaşıp değiştirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir oynattığımızda gördüğünüz gibi her şeyimiz hazır. Bunları biz kendi fotoğrafımıza göre uyarlayacağız. İlk olarak bu çalışmanın girişine logo koymak isterseniz proje kısmında logo yazan yeri tıkladığımızda logo alanımız açılmış olacak. Logonuzu buraya yerleştirdiğinizde render'ımızda göreceksiniz sevgili dostlar. Ama ben logo kullanmayacağım için logo kısmını yok ediyorum. Hatta çalışma alanımızdan da logomuzu silelim. Sola doğru yanaştıralım. Şimdi benim internetten indirdiğim fragmanda da gördüğünüz gibi bu fotoğraflarımızı projemize uyarlayacağız. Hemen fotoğraflarımızın bulunduğu klasöre geldiğimizde yaklaşık 9 tane fotoğrafı, hatta biraz da şurayı yukarı doğru kaldıralım. Şöyle daha rahat bir şekilde görelim. 9 tane fotoğrafımızı değiştireceğiz.
Screen 1 yazan yere geldiğimizde bir sefer tıkladığımızda gördüğünüz gibi çalışma alanımızın yanına bir alanımız daha açıldı. Burada yapmanız gereken yerleştirmek istediğiniz fotoğrafınızı tutup bu sayfanın içerisine yerleştirmemiz. Şöyle geldiğimizde birinci fotoğrafımızı yerleştirmiş olduk. FX Control'da fotoğrafınızın boyutunu, eğer bu şablona uyumlu değilse kendinize göre ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Tekrar render kısmına geldiğimizde bakın gördüğünüz gibi ilk çalışmamız otomatik olarak yerleştirilmiş oldu. Aynı şekilde ikinci fotoğrafa gelip üzerine bir iki sefer tıklayalım. Herhangi bir fotoğrafı tutup timeline'ımıza bırakalım. Tekrar render'a gelelim. Şöyle bir oynatalım. Birinci fotoğrafımız, aynı şekilde ikinci fotoğrafımız. Bu tip şablonlarda dikkat etmeniz gereken, bakın bu kısımda geçiş esnasında fotoğrafımız tam uyumadı. Hemen birinci fotoğrafımızın katmanına gelip fotoğrafımızı az bir şey uzatmamız yeterli. Tekrar gelelim. Şöyle bir oynatalım. Gelsin gelsin gelsin. İkinci fotoğrafımıza geçsin. Hemen üçüncü fotoğrafımızın katmanını ayarlayalım. Üstüne bir iki sefer basalım. Ona da şunu yerleştirelim. Tekrar render'a gelelim. Gelsin gelsin gelsin. Aynı şekilde ikinci katmanımızı da birazcık uzatalım. Render'ımıza gelelim. Şöyle bir oynatalım. İkinci fotoğrafımız oynasın. Ve üçüncü fotoğrafımız. Bu şablonda 9 tane fotoğrafımız var. Hepsine bu işlemlerimizi uygulayacağız. Fotoğraf yerleştirme işlemini bitirdikten sonra hemen fotoğraf klasörümüzü kapatalım. Burada hemen yazı klasörümüze gelelim. Ben genelde bu hazır işlerde önce fotoğrafları seçip sıralamasını belirleyip yerleştirme işlemini uyguluyorum. Tabii siz kendinize göre en başta yazıyı da yerleştirebilirsiniz veya bir fotoğraf bir yazı da yerleştirebilirsiniz. Bu arada bu tip şablonları sadece fotoğraf olarak algılamayın. Video olarak da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Tabii ki bundan sonrası sizin zevkinize ve yapacağınız işe göre değişir. Aynı şekilde text 1 yazan yere gelip bir iki sefer tıkladığımızda gördüğünüz gibi text 1'in alanı karşımıza gelmiş oldu. Hemen buradan Premiere Pro yazalım. Aşağıya gelelim, oraya da Pro yazalım. Şöyle bir render alanımıza gelelim. En başa alalım. Şöyle bir oynatalım. Evet, gördüğünüz gibi yazımız da değişmiş oldu. Tabii buradan işinize göre fontlarını da değiştirip kafanıza göre, kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi gayet kolay. Bir de benden özellikle düğün slide şablonları isteyen arkadaşlarımız olmuştu. Arkadaşlarımızı kırmayalım. Bir tane de onlar için şablonumuza bir göz atalım. Evet, bir tane örnek olarak indirdiğim profesyonelce hazırlanmış bir düğün wedding slide'ımız var. Şöyle bir oynattığımız zaman fotoğraflarımızı yerleştireceğimiz alanlarımız ve yazılarımızı yerleştireceğimiz alanlarımız hepsi hazır sevgili dostlar. Burada ilk örnekteki gibi mantığımız aynı. Proje alanımızda hepsinin yerleri klasör halinde mevcut. Hemen medyaya geldiğimizde yaklaşık bu şablon için bizden 30 tane düğün fotoğrafına ihtiyacımız var. Artı yazı ekleyeceğimiz alanlarımızda 4 tane. Şöyle bir yukarı çıktığımızda birinci fotoğrafımızı yerleştirelim. Şöyle rastgele bir tanesini tutup videomuzun içerisine bırakalım. Burada gördüğünüz gibi çalışmalarımızın ölçüsüyle fotoğrafımızın ölçüsü uyuşmadı. Hemen FX Control'da fotoğrafımızın ölçüsünü alanımıza göre ayarlayacağız. Şöyle bir de ortalayalım. Okey diyelim. Aynı şekilde ikinci fotoğrafımıza gelelim. Ben rastgele fotoğrafları ayarlayacağım. Yerleştirme işlemini yapacağım. Çok da fazla uzun çekmeyeceğim videoyu. Bu fotoğrafımızın da boyutunu ayarlayalım. Şöyle sola doğru çekelim. Yerleştirme işlemimizi yapalım. Hemen üçüncü fotoğrafımıza gelelim. Üçüncü fotoğrafımızı da büyütelim. Yerleştirelim. Dördüncü fotoğrafımıza gelelim. Aynı şekilde şu şekilde büyütelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şablonumuzu bu şekilde hazırlayacaksınız. Text 1'e geldiğimizde burada yazılarımızı kendimize göre uyarlayabiliriz. Hemen kendi ismimizi yazalım. Render'ımıza gelelim. Evet, gördüğünüz gibi adımızı da eklemiş olduk. Bakın burada unutmayalım. Tam geçiş yapacağımız zaman şu kısımda fotoğrafımızın eklenmediğini görüyoruz. Hemen fotoğrafımızın bulunduğu alanımıza gelip fotoğraflarımızı şu şekilde uzatalım. Tekrar geldiğimizde bakın fotoğrafımızın burada yerleştiğini görebiliriz. Bu videoyu fazla uzatmayacağım. Mantığımız hep aynı. Şablonlarımızı indirip bu şekilde fotoğraflarınızı yerleştirip yazılarınızı değiştirip çıktı işlemlerinizi alabilirsiniz. Altına koyacağınız müzikle, ses efektleriyle çok farklı, çok değişik işler hazırlayıp sunabilirsiniz. Ben bu şablonun bitmiş halini hazırladım. İzlemek isteyenler bu bölümden sonra izleyebilir. En azından izlerseniz bana faydanız olmuş olur. Çok fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.